Şimdi Nagihan senin baldızın sayılır. Tabii, bir senin çok yakın arkadaşın. Semail aralarında bir kanlı sopa muhabbeti var. Onun detayını biliyor musun? Yok, onu bilmiyorum. Haberin yok mu? Duymadın mı? Evet. Tartıştıklarını falan görüyorum. Instagram'da Nani'yi takip ediyorum. Ha. Ondan sonra Semay'ı takip etmiyorum ama şey yani aralarındaki Nani'nin paylaşımlarından biliyorum yani. Sen bir teklif aldın mı panoramada yorumcu olmak için? Yok, öyle bir beklenti ben vardı. Ben geçen sene aldım yarışmadan sonra, açık söyleyeyim, ama ya düşündüm taşındım. Ya arkadaş, biz orada program yapmışız BelsTV'de. Ülke sorunlarını konuşmuşuz. Dünya insanlarının sorununu konuşmuşuz. Somali dememişiz, Filistin dememişiz, Hindistan dememişiz, Çin dememişiz. Dünya insanlarının sorununu yatırmışız. Ben oraya geleceğim. Şimdi efendim hani şu yarışmacı böyle oldu. Yok Anıl buraya gitti. Şu topu atamadı. Murat mı bunu mu da konuşacağım. Yani kendimce hani hafif gördüm ve gitmedim yani. Ya bir yorumculuk yaptığında bir Seda Akgül'le kapıştın. Bayağı yapmadan kapıştık, yapmadan kapıştık, yapmadan kapıştık Ali abi. Yapamadı. Kapıştık. Ben konuk gittim oraya, yorumcu olarak gitmedim. Konuk, Survivor'dan sonra beni konuk aldılar. Tamam. Konuk almaya gittiler, ben de tertemiz yaptım hepsini bıraktım. Ondan sonra o yani. Evet. Ondan sonra kendileri işte hepsi çil yavrusu gibi dağıldı. Demek ki doğruları söylemişim. Evet. Söyledim, Hakan Ural'ı çok severim. Hakan Ural iyi bir oyuncu. Hakan Ural bu sektöre 40 yılını vermiş. Belki 30 yıl, bilmiyorum kaç yaşında ama bizden büyük yaşçadır. Gerçekten tabii. De çok da kıymetli bir adam. Yani insanlığı, donanımı vesairesi var. Ama dedim ki ya Survivor yorumcusu olmayın. Olmayın abi. Seda Akgül kimdir ya? Kimdir abi yani? Hayatı boyunca işte o adalara gidip efendime söyleyeyim şey Dubai'ye bu kadar efendim üst üst pozlar vererek kaç yaşından sonra kadın yani böyle bir kadın. Bunun Survivor'daki açlık çekmemiş, yokluk çekmemiş, sorsan ekmeğin fiyatını bilmez, limonun fiyatını bilmez, patatesin soğanın fiyatını bilmez. Bu kadını getirip de Survivor'ı ne diye yarış yorumlatırsın yani, anladın mı? E şimdi yorumlatmayın dedim, bak şimdi daha doğru oldu. Kavga eder etmez ben bilmem. Bırak Semih Survivor'ı yorumlasın, bırak. Tabii o çileyi oradan. Bırak Nagihan yorumlasın, bırak Sema yorumlasın, bırak Damla yorumlasın ondan sonra. Ama o sıkıntıyı çekmemiş kişi yorumlanmasın. Hani şey de söyledim geldiğinde Tur abi. En büyük serzeniş şuydu yani. Yorumlamasın ya. Hatta bize laf etmeden yani beni incitiyordu değil mi? Şimdi Seda Akgül denilen hanımefendi çıkıyor. Nihat Doğan benim kocam olsa boğarım. Böyle bir söylenecek söz mü ya? Hakan Ural ben Nihat'a selam versem Nihat sana ne der diyor. Ya Hakan biz seninle o kadar selamlaştık kardeş. Ben sen bir kere bir selamını verdin de ben sana aleyküm selam demeyip de ya ben senin selamını almam mı dedim yani. Orada başka bir nasıl olsa Nihat'ta yok ya adada ya hani. Arkasından. Ha, oradan Öykü diye kız yani ya Öykü senin biz efendime söyleyeyim evveliyatını biliriz yani Öykü. Biz senin genlerini biliriz yani. Nihat nasıl olsa burada yok saldırın. Ya yapmayın. Anladın mı? E şimdi geldiğinde de kardeşim ben eğilip bükülmem. Ben eğilip bükülmem. Ben kimseye bu budur bu. Yanlış gördüğüm yerde yanlışı konuşurum. Sen burada algı yapıyorsan. Ben gelmişim %40'la gelmişim buraya. %40. Adamı %18'de Kıbrıs'a kalacak adamlar vardı ya. Nihat yarışamıyor. Nasıl yarışamıyor? %40'la gelmişiz. Ben adayı bıraktığım zaman %40'la bıraktım. Evet. Oyun mu diyorlar? Ne diyorlar? İşte, bak, istatistik olarak. Evet. Yani adamlar %18'le Kıbrıs'a inecek adam vardı nerede? Bizim Murat Ceylan ya. %18'le Kıbrıs'a finale kalıyordu az daha. Neymiş efendi çocukmuş. Sanki kızına damat arıyor adam. Ama sen orada algı yaparsan ay Murat dersen öbür tarafı da boğarım. Neyi boğuyorsun sen? Acun buna nasıl müsaade eder? Ne bileyim yani abi anlamadım. İzliyor da çünkü. Ya hani yorumcular böyle bir algı yapıyorsa, yarışmacıların oylarını etkiliyorsa. Şimdi Öykü Sertel'le ilgili bir şey söyleyeyim mi? Söylediği sunucuyla ilgili. Şimdi nerede Öykü onu da bilmiyorum yani. Hayatım önce ne yapmış? Magazin Gazetecileri Derneği'nin başkan yardımcısıyım. Geceyi düzenleyeceğiz Altın Objektif ödül törenini. Show TV'ye verdik yayın hakkını. Show TV'den Murat Saygı o zaman Show TV'nin genel müdürü. Görüşmeye gittim. Sunucu kim olsun? Dedim ki ya sizde Sine 5'te bir müzik programı var. Onu sunan kızı ben beğeniyorum dedim. Ne? Öykü Sertel ne ismi? Ben bilmiyorum dedi. Dedim abi sen burada sor. Bulurlar kızı. Neyse kızı bulurlar. Geceye sunucu yaptık onu. Burada Sine 5'te ya da Show TV'de
dış haberler mi öyle bir bölümde çalışan biriydi. Öyle bir program sunduruyordular ona. Sonra Allah yürü ya kulum dedi. Ama bizim geceyi de hakkıyla sundu. Partilerini unuttum şu anda. Ama biri öyküydü. Yani kanal yöneticisinin dahi, yani o grubun yöneticisinin dahi dikkatini çekmeyen bir sunucu benim gözüme takıldığı için ben ona böyle bir şey açtım. Şeye gelince de Seda Akgül TV8'deyken iyi bir haberciydi, televizyoncuydu. Ama Seda'nın fabrika ayarları şeyden kısmetse olurdan sonra bozuldu. Bayağı bozulmuş yani, abi. Yani, TV8'de fazla bir ATV'deydi yani. Galiba abi. Önce TV8'de mi sabah haberleri sunuyordu? TV8'de sabahleyin haber sohbet programı sunuyordu. Çok çok da başarılıydı. Daha öncesinde TV8'in Avrupa parlamento haberlerini yapıyordu. Yabancı dili falan iyi eğitim almış bir arkadaş. Niye ayarları bozuldu abi? Ya şimdi o bozuldu? Şeyden sonra kısmetse olur. Ya çok önemli değil sonra, ya bunları. Vallahi konuşmayın yani, bile çok fazla şey yapmayın. Selebritiliğe özendi. Selebriti oldu yani. Ali abi. Gerçek kimliğini bıraktı. Ya yazık şu programı yazık bırak bu tipleri konuşmayın ya. Bunların halk nezdinde zerre kadar itibarı yok. Bunlar kimdir necidir ya. Zaten Allah, geldin günlüğü ya bırakın ya boş verin bunları. Dilekli doğdu. Bunlar kimdir ya bunların adını. TV8'den sonra Star'a geçti. O program TV8'de başladı. Sonra Star'a geçti. Yani bana da işimi öğretmeyin yani. Pardon. Yani evet, vallahi konuşmayın bırakın evet. Bunların hiç. Bunların esamesini bile adınıza ağzınıza almayın ya. Almadım. Bunlar çerez ya bunlar bugün. Bunlar yarın yok işte. Şimdi boş gelelim şu şeye. Konya'da çerezleri. Konya'da ezan vaktiymiş. Öğlen ezanı İstanbul'da daha olmadı. Allah geliyor bize doğru. Aynen. 10, 15, nerede? Konya'da mı? Konya'ya selam olsun buradan. Mevlana şehrine.